Merhaba köfteler, sonunda Red Dead Redemption'ın e, online bölümü ayrıldı ve çok uygun bir fiyata satıldı. Tabii ki en çok istenen video tost makinesi videosuydu. Siz de haklısınız çünkü e, oyunu oynamak istiyorsunuz, FPS'i arttırmak istiyorsunuz. Tabii aynı zamanda mükemmel grafikleri olan bir oyun ve e, birazcık da tadını çıkartmak istiyorsunuz. Ben de size elimden geldiği kadar hem güzel ayarları hem de kasmayan ayarları vermeye çalışacağım. Aynı zamanda bu oyun çıktığından beri problemli. Yani yayında bile kaç kere kapandı etti bilmem ne. O sebeple bazı hataların da çözümünü ben bu videoyu açmadan önce inceledim. Size de aktarıp hani en azından birkaç bilindik hatayı da çözmeyi planlıyorum ve 1-2 de kontrol ayarını da söyleyeceğim ki rahat edin Bu arada e, Oyunu hala almadıysanız Nereden alabileceğinize dair Bir video çektim hepsinin avantajlarını dezavantajlarını anlatmıştım Ama şunu da söylemeden etmeyelim Mesela eq ile geçebiliyorsunuz online aldığınız zaman storye geçtiğinizde Bakın satın al diyor Bu satın ala bastığınızda 140 liraya Alabiliyorsunuz yani Steam'de de bu seçenek vardır. Epic Games'te de bu seçenek var. Ben Epic Games'ten aldım. İlla Rockstar'dan almanız gerekmiyor. Yani totalde 180 liraya hem single player hem de online'a sahip olabiliyorsunuz. Bence önce online'a alın. Oyun sararsa single'ı alabilirsiniz. Veya ben bir adet daha video bundan önce de gelebilir. Sonra da gelebilir. Açıklama yapacağım. Yani bu oyunu kimler oynamalı diye. Çünkü herkese hitap etmez GTA Online oynayanlar özellikle bir heves buna yaklaşıyor ama umduğunu bulamayabiliyor. Aynı zamanda da GTA'da çok sorulan bir şey vardı benden. Yani abi sıfırdan oyunu oynar mısın diyorlardı. O kadar vaktim yoktu ama Red Dead Redemption'ı mecburen öyle oynadığım için hani isterseniz yayınlara gelin. Twitch'te beni bulabiliyorsunuz rastgele reis olarak. Aynı zamanda Discord'umuzun da linklerine ulaşmak için rastgeleriz.com'a gidebilirsiniz. Hadi artık ayarlara geçelim. Ayarlara online'a girmeden direkt ulaşmak için Q'ya basıp menüdeyken Z'ye basarsanız ayar sayfasına giriyorsunuz. Şimdi kafayı şöyle kenara alayım. Burada genel olarak ee... İşte ses ayarları var. Ses ayarları bakın hatalardan biri. Baştan başlayalım. Buradan sesi arttırıyorum abi. Sesi arttırsam da gelmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü Windows'ta kendi kendine bu oyunun sesi kısılıyor. Yani alt tab yapıp gidip sesi arttırmanız gerekiyor. Tabi o da ciddi bir problem yaratıyor. Yani çünkü kapanabiliyor oyun. Onu da göstereceğiz ama onu unutmayın ses karıştırıcısından sesi arttırmanız gerekiyor. Ses çok az ise gerçekten çok azdı yayında. Öyle hallettik. Burada kameranın ayarları vesaireleri var. Burada e, kilogram işte mil şu bu onları değiştirebiliyorsunuz saat düzeni. Çok bir şeyle yok aslında. Kontrol bölümüne girip tuşları öğrenmek isterseniz. Bakın en üstteki arkadaşlar en üsttekine tıklıyorsunuz. Burada çünkü... Tuşlar gözükmüyor, onlar başka ayarlar. En üstte tuşlara basıyorsunuz, burada bir sürü tuş var. Ben zaten oyun rehberleri çekmeye başladığımda detaylarını anlatırım ama bilmeniz gereken en önemli şey H'ye e basınca atınızı çağırıyorsunuz ee, ve ata E ile biniyorsunuz. Sağ alt köşede de genelde tuşlar çıkıyor. Benim şu an kafamın olduğu yerde mesela, yani bayağı detaylı ama oyun. Ee, kısaca anlatılacak gibi değil. Daha şimdiden 5 dakika olacak neredeyse. Hemen grafik ayarlarına geçelim, tost makinesine geçelim. Buradan tıklıyoruz. Tost makinesi ayarları geliyor. Şimdi bu oyun dediğim gibi çok hata almış bir oyun. O yüzden bence window borderless oynamanızda fayda var. Ama window borderless oynarken şu taktiği yapamayacaksınız. Ben GTA tost makinesinde de anlatmıştım. Mesela 1600'e 900. 16-9 bir oran. 1080p'ye çok yakın bir oran. 900p diye geçiyor. Kalitede çok düşüş yaşamıyorsunuz ama bilgisayarınızı aşırı rahatlatıyor. Özellikle ekran kartınız zayıf, işlemciniz iyiyse bunu yapabiliyorsunuz. Ama tam ekran görmek için bunu full screen'de tutmanız lazım. O yüzden window borderless'ı kullanacaksanız bunu yapamayacaksınız. Hani aklınızda bulunsun ama genel olarak window borderless yapmak iyi. Çünkü alt tap yaparak o sesi arttırmanız gerekecek. Ha şöyle yapabilirsiniz. Tamam kardeşim 1920 1600'e 900 yaptım. Window da tuttum. Alt tabı yaptım. Sesi arttırdım. Ses karıştırıcısından. Daha sonra tekrar bunu full screen'e çevirdim. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Her oyuna girişinizde bunu yaparak gene performans kazanımını sağlayabilirsiniz. En üstteki ayara değineceğim. Bu en üstteki ayar sizin mesela dahili işlemciniz var. Mesela Intel işlemcilerde bu çok var. Integrated işte Intel HD bilmem ne. Bunu değiştirmek için bir menü koymuşlar. GTA'ya da keşke gelse bu. Çünkü çok önemli bir ayar. Bende öyle bir işlemci olmadığı için bir sorun yok. Sadece ekran kartım var bir tane. Onu da görüyor. Ama atıyorum 2-3 ekran kartınız varsa da bir sebepten dolayı buradan 1-2 diye değiştirebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Yine burada window, full, window seçtim. E, refresh rate full screen'deyken değiştirilebiliyor. Monitörünüzün refresh rate'ini seçiyorsunuz. V-Sync hataları bu kadar çok olmasa kapatın derdim. Ben gene de kapattım. Ama siz açabilirsiniz. Yani çok hata veriyorsa bazı insanlar da bu kapalıyken hata veriyormuş. Açıyorlar öyle de çözülüyor. Onun dışında triple buffering ekran kartınızın gigabyte düşükse kapatmanız gereken bir ayar. Haberiniz olsun. Benimkinin şu andaki ekran kartında çok bir problem yok. O yüzden devam ediyor. Bazı arkadaşlar soruyor 8 GB ile post makinesi mi oluyor? Arkadaşlar bu videolar hangi ayar ne işe yarıyor? Eğer bir ayarı kısacaksak ilk neyi kısmalıyız? Onun ayarları yoksa zaten bu oyun çok tertemiz biçimde kısma ayarını vermiş. Yani performans artsın diye düşürüyorsun. Düşürüyor. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Dengeli var bak. Çok güzel ayarlama yapmış. Ben bunu da tavsiye ediyorum bu arada. Buradan ayar yapabilirsiniz. Yani, yani o 8 GB olayına takılmayın. Sonuçta ben herkese uyacak biçimde bu ayarları yaptırıyorum. Ee, bu oyun genel olarak ekran kartına daha çok yüklenen bir oyun işlemciye göre. Çünkü Vulkan Engine kullandırtıyor. Ama şöyle bir şey de var. Vulkan yerine DirectX 12'ye de geçebilirsiniz. Özellikle işlemciniz güçlüyse. Orası da altta ekstra ayarlarda. Şimdi geldik. Mesela dengeliden biraz performansa kaydırma. Ben bu ayarı çok beğendim. Yani dengeli de güzel. Bu da çok güzel. Bu ayardaki ayarlar genel olarak benim hoşuma gitti. Hani bilgisayarımda düşük parçalar çoksa ekran kartım özellikle 1050 Ti işte 1063 GB falansa ben bunu tercih edebilirim. Hatta bunun birazcık daha sola kaydırmam gerekebilir. Çünkü 4 GB'a hafif geçmişim ama oyun 3.4 kullanıyor. Bir de ben şu an kayıt alıyorum. Kayıt aldığım için 900 MB'ını kullanıyor muhtemelen. Yani hani bu ayar şuradaki favor performans ayarı muhtemelen bir çoğunuzun işine yarayacaktır. Bu 1050 Ti'nin altındakiler yavaştan şöyle kaymaya başlasın. Favor performansta da yani e, balansın bir altından düşmeye başlayın. Artık buralar baya düşük oluyor. Ama ben tek tek de ne, ne işe yarıyor onu da göstereceğim ki insanlar rahat etsin. Mesela texture quality tamamen ekran kartı gigabaytınızla alakalı. Mesela 2 GB ekran kartı varsa düşür abi orta yap. Orta iyidir. Bu 2x de olsa iyidir. Yani tamamen kapamak kötü gösteriyor. 2x olsun bizim olsun. Işık kaliteleri şimdi buradakileri düşürmek yanıltıcı olabiliyor. Oyun çünkü çok fazla ayar vermiş. Bu okey. Bu yüksek de kalabilir. Hiç problem yok. Bunlar da orta veya yüksek kalabilir. Shadow'u ben her zaman düşürürüm. Shadow gördüğünüz zaman gölge demek. Ya düşür abi. Bu mediumsa bu low olsun çünkü bu uzaktaki. Bu ortada kalabilir. Güzel bir ayar çünkü. Bu yansıma ayarı orta veya düşük olabilir. Aynayı ben ortaya çekiyorum. Bana mesela yüksek vermişti bunu. Hatta ultra falan vermişti. Dedim ulan aynayı kaç kez göreceğiz de düşür gitsin yani. Su kalitesi e işte orta veya yüksek şimdi. Su kenarları güzel gözüküyor ona lafım yok. Kalabilir. Volumetrik quality diyor. Şimdi volumetriyi gördün mü bir tık azaltacaksın abi en azından. Belki iki tık. Bayağı kasacak şeyler. Particle kalabilir ortada. Sorun yok. Tessellation Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız yüksek veya ortada kalabilir. AMD'lerde özellikle eski AMD'lerde yeniler bu arada cayır cayır. Yani 5500 XT falan varsa yine açar. Ama eskiler biraz e, burada kasabilir. TA'yı yani ya kapatıyor ya orta diyor. Ben ortada bırakıyorum. Hani kapatmak genelde çok kaliteden kayıp yaşatır. Ama bu FXA mesela çok kasacak bir şey. Hani böyle mütevazı bir ekran kartınız varsa bunu kapatmak isteyebilirsiniz. Ama 1066 GB falan buna okey dar açar yani. Problem olmaz. Ama hani 960, 950, ne bileyim RX 570, 470 bunlar varsa, bunların altı varsa bu gidecek, bu kapanacak. Onu söyleyeyim. Bunların üstü böyle. Şimdi, dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. Ben o yüzden en üstteki ayarları yapın dedim. Buraya bu oyun... Çok güzel yer ayırmış. Yani ben burada ayarları ince ayar yaparken dedim abi ne güzel oyun yapmışlar. Her yerde ayar var. Ama bütün bunları sizin yapabilmeniz tam düzgün yapmanız çok kolay değil. Ama burada çok önemli bir ayar var. O da nedir? Vulkan ayarı. Bu Vulkan veya DirectX 12. İkisinden biri seçiliyor. Siz mesela atıyorum. Windows 10'u kullanmıyorsunuz veya DirectX 12 destekli bir ekran kartı kullanmıyorsunuz. Vulkan'ı seçtiğinizde rahat edebilirsiniz. Görüntü kalitesinde çok ciddi bir fark yok ama e, emin olun bayağı fark ettiriyor bu e, Vulkan olarak kullanmanız. Özellikle FX serisi işlemciniz varsa, bende FX serisi işlemci var. Ben bunu DirectX 12 yaptığında inanılmaz performans kaybı yaşıyorum. Vulkan'dayken çok atıyor. Özellikle Nvidia ekran kartları bunda bayağı atıyor. Ama çok iyi performans veriyor. Ben o yüzden Vulkan'da devam ediyorum. Çok kreşiyorsanız DirectX 12 seçip bir tık azaltabilirsiniz ayarları. Ama bence buradaki ayarlara kendiniz girmeyin. Girecekseniz de abi volümetrik uzak diyor. Kapat gitsin. Yakındaki volümetrik kalabilir. Volümetrik ışık kalitesini düşürebilirsiniz. Ee, Raymark Resolution bunu kapat. Zaten ismi bile garip yani. Buralarda Soft Shadow diyor. Ben bunu indiririm. Boşuna uğraşmasın ekran kartı. Bunları falan bayağı indiririm. Yani RDR2 2600'e falan çektim. Bakın görüyor musunuz bilmiyorum. İndir indir nereye kadar. Long Shadow kalsın. Ya Buradaki ayarlar bu arada bayağı işi e, şeye sokacak ayarlar. Yani hepsini arttırsanız mesela 2080 Ti falan bile kasmaya başlayabilir. Bayağı kasış ayarlar. O yüzden ben hani burada benim en beğendiğim ayar balansla Balanced'ın bir tık altı. Yani bu ikisi çok güzel. Hem güzel gözüküyor hem de hiç kasmayacak şekilde bir ayar yapılmış. Balanced'ın 2.6 onlar falan güzel ama eğer diyorsanız ki benim ekran kartım çok düşük. Buralara gelin abi. Bu ilk önce buraları düşürün. İlk önce buraları düşürün. Çok rahat edersiniz ya. Suyun fiziği diyor. Yani su nasıl hareket edecek? Abi işlemcin kötüyse bunu indireceksin. İşlemcin kötüyse vulkan olacak. Ekran kartın zayıfsa bunu azaltacaksın abi. TAA keskinleştirmesi bu. Yani çok ıı, e, bir şey. Mesela burada ne var? bazıları zaten kendiliğinden kapalı. Abi ağaç kalitesi. Şimdi ben bunu düşürdüğümde e, performans artar. Ama her yer ağaç oyunda. Yani bunu da ortada bırakmak isterim ama mesela ağaçlara tessellation diyor bu. Bu kapalı olacak. Zaten kapalı gördüğünüz gibi. Hani birçok ayar zaten kendi kendine güzel yapılmış. Hani siz ekstradan o aşağılara girin bence. Bunu hani şurada bırakıp veya burada bırakıp ufak ufak oynayabilirsiniz. Benim tavsiyem bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biraz karışık oldu. Ama hata alanlar kesinlikle bu Vulkan'ı bir oynasın. DirectX 12'de denesin. DirectX 12 biraz daha kötü performans veriyor. Özellikle FX işlemcisi olanlarda. Ama e, hatalar çok azalıyor yani ben de alt tap yapınca oyundan atıyor bilmem ne yapıyor dedim abi bu ne yani hani son 12'ye geçiyordum ama yayın falan yapıyoruz her bir FPS değiyor veya kalite değiyor o yüzden e, şey yapılıyor. Ben kendime göre bir ayar yaptım bu arada mesela 2060 ekran kartı var bende hani bakmak isteyenler için şöyle göstereceğim. Bu şekilde ayarladım. 4x yaptım. Ay ay medium falan filan böyle böyle şey yaptık. Bir de oyuna da girip gösteririm. Zaten bu alt kısma ben girişmedim. Aslında girişip biraz kısmak istediğim şeyler var ama çok kötü değil hani. Bu arada resolution scale yaparak da evet a onu da koymuşlar bakın. Onu gösterebiliriz. Bakın bu resolution scale olayı benim size yaptığım ufak taktiksel hack olayı aslında. Bunu açarsanız mesela atıyorum 1080p ya onu bu mesela 29'a 30 demiş 14 bölü 15 demiş yani 900 olan 9 bölü 10 buna çektiğinizde yukarıda yaptığım şeyi yaptırıyor. Hani hiç yukarıdakiyle uğraşmanıza gerek yok. Yani burada diyor ki mesela 0.5 olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? 1920 1080 mi açtınız? aslında 720p'ye çekiyor oyunu ama tam ekran görüyorsunuz. Bunu yapmış olmaları güzel. Modern oyunlarda bu genelde olduğu için ben diyorum niye yok yukarıda? Çünkü o bunun altında olur genelde. O yüzden en başta dediğim olayı yapmanıza gerek yok. 1920 1080 yapıp aşağıdan kıssanız daha rahat, daha sorunla karşı karşıya kalırsınız. Ama hani e, o ayarları açamadığınız zamanlar için de aklınızda bulunsun. Bu eski oyunlarda falan benim çok yaptığım bir hack mi diyelim artık bir taktik mi diyelim. 1920'ye 1080 yerine 1600'e 900'de çok oyun oynadım ben. Halen de çok oynamayı severim mesela tam ekran oynamak istemiyorsam 1600'e 900 oynarım TFT'yi falan. Umarım video çok hoşunuza gitmiştir beğenmişsinizdir faydalı olmuştur çünkü bayağı iki ucu şey bir oyun bu çünkü ayarları daha stabil yapmak istiyorsanız performanstan ödün vermeniz gerekiyor DirectX 12 yaparak ama performansı arttırmak isterseniz de arada hata verebiliyor yani bilemiyorum ama Nvidia kartlar DirectX 12'de daha stabil çalışıyor onu test ettim performans olarak da işlemciniz zayıfsa Volkan çok daha iyi çalışıyor. Olayın özeti bu aslında. Kendinize çok dikkat edin. Gene sorularınızı yazın, özellikle kontrollerle ilgili sorular, oyunla ilgili soruları yazın ki ben öğrendikçe yeni videolar çekeyim. Çünkü GTA gibi bir anda oyunun en sonundaki içerikleri çekme şansım yok. Baya böyle zayıf yani benim karakter. Bombo şu anda geziyor sağda solda yuvarlanıyor Hatta hemen bir girelim Hem de kaliteyi de görmüş olun Evet şimdi köfte beygiri size göstereyim Bu şekilde bir e, Grafik ayarı şu an görmektesiniz Çok aşırı Müthiş Yakıyor diyemem Ama Hem oyunu kaydettiğim düşünülürse hem de Akıcılık göz önüne alınırsa ki e, size göre biraz daha fazla ben bu akıcılığı hissediyorum. Bu arada kafayı birazcık şöyle haritanın üstüne koyayım da e, siz rahatça görün etrafı. Bakın su grafikleri şu bu her şey gayet iyi durumda. Hani bana onu da soruyorlardı abi biraz daha iyi sistemi olanlar nasıl yapsın. Yani ben bundan gayet memnunum bundan birkaç tık da üste çıkarılabilir muhtemelen ama kayıt vesaire derken hiç zorlanmak istemiyorum. Mesela buradan da girelim tekrardan ayarlara, grafik ayarlara. Gördüğünüz gibi ortaya daha yakın bir ayardayım. Bazı şeyler ultra işte şeyle alakalı olanlar. Uzak gölgeleri falan kapattım. Gündüz olsa tabii daha iyi olurdu. Yani oyunun içinde gündüz saatine denk gelemedik. Gündüz saatinde çünkü ışıklandırmalar da biraz performansa etki eden bir şey. Ama mesela burada ayın getirdiği ışığı görüyorsunuz. Etrafa yayılan ışığı. Veya mesela bizim elimize bir şey aldığımız zaman hemen alalım onu. Evet ışığımız var. Bakın ışığın yarattığı gölgeler şunlar bunlar derken çok da fena değil ortalık. Ee, güzel gözüküyor. Yani hani biraz daha bir tık daha arttırabilirsiniz. Kayıt yapmayacaksınız benim gibi. Ama akıcılıktan ben gayet memnunum. Çok da kötü değil. Ee, optimizasyon çok kötü değil ama şeyi de söylemek lazım bu arada bana çok soruluyor SSD kullanalım mı SSD diye sığmıyor abi oyun çok büyük ya ben bu seviyedeki oyunların SSD'de kullanılmasına karşıyım yani hani Cyberpunk mesela SSD'yi önerdi ama en azından 70 GB abi oyun yani 90 GB GTA şimdi ben koydum çok video çekiyorum GTA'ya diye Abi doğru dürüst farkını göremiyoruz. Sadece hani zorlanmalar olmasın, yayında sıkıntı olmasın diye. Ben bunu hard diske kurdum çünkü hem GTA'yı hem Redde'de şeye koyacak durumum yok. Yani SSD'imde o kadar yer yok. Ve hard diske de daha önceden de GTA'da kasma sorunu diye bir video şey yapmıştım. Hızlı gidince kasıyor arabalarla diye. Bu oyunda zaten öyle bir sorun yok çünkü at o kadar hızlı gidemiyor. O yüzden bir problem yaşamıyorsunuz. Gayet rahatlıkla hard diskten okumada bir sıkıntı yaşamıyor. Sadece yükleme ekranları belki bir tık daha uzun sürüyordur ama oyun içinde kasma yaşamıyor ve o kasmayı da çözmenin yolunu ben orada gösterdim. Defrag yapmanız gerekiyor. Bunu hangi programla nasıl yapacağınızı o videoda göstermiştim. Size de onu tekrardan. Sağa sola linkini koymaya çalışacağım. Rahat rahat e, bakabilirsiniz. Ama yani defrag yapıyorsunuz. Herhangi bir programla da olur. İnternette bir sürü var. E, bunu yaparsanız hard diskinize iyi bakarsanız zaten genelde pek bir sorun yaşamıyorsunuz. SSD sanılanın aksine FPS arttırıcı bir şey değil. Takılma yaşıyorsanız takılmayı çözen bir şey. Yani bazı insanlar sanırım FPS'nin düşüklüğünü o takılma olarak anlıyor. O takılmanın sebebi harddiskten okuyamıyor. Yani atıyorum buraya yeni bir obje geldi şu anda. Tren geçecek mesela. O treni yükleyememesi kasmaya sebep oluyor. O da treni yükleyemeyecek kadar kötü durumdaysa harddisk çok fazla şey indirip siliyorsanız falan bu yaşanabiliyor. Özellikle laptop harddiskleri çok İyi koşullarda olmuyor. Yani sıcak oluyor laptop'ın içi. işte sürekli bir şey iniyor. Belgelerim dosyası oluyor. Şu bu oluyor bu oluyor derken. Performansı çabuk düşüyor. Zaten çok iyi diskler de takılmıyor. Laptop'ların içine nasılsa gözükmeyen parça diye. O yüzden hani SSD performansı arttırıyor gibi düşünülüyor. Ama öyle bir durum çok da gerçekçi değil. Bazı oyunlarda etkiyi görüyoruz. PUBG'de özellikle bu fark edilebiliyordu kalabalık yerlere atlandığında. Ama benim öyle çok net gördüğüm bir durum yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben Forza Motorsport 7'yi ilk önce hard diske yüklemiştim. Kasıyordu. Çünkü dönüşlerde falan bir anda dönme dolap geçiyor. Abi araba yarışındasın. Piste bir dönüş yapıyorsun. Önüne dönme dolap çıkıyor. Onu çekemiyordu hard diskten. SSD'ye kurduğumda bu sorunlar çözülmüştü. Ama ben onu tekrar hard diske aktardığımda ama hard diski de tamir ettiğimde defrag yaparak sorunlardan eser kalmamıştı. Haberiniz olsun. Kanıtlarla da destekledik. Tren demiş kendi de, treni görüp yayınımızı bitiriyoruz. Gördüğünüz bu şarapçı müller karakteriyle yayınlara bekliyorum. Bu oyunu iyi kötü oynamaya çalışacağım. Hani açamayan arkadaşlar da oradan Red Dead Online'a birazcık e, tanışmış olur. Linkleri de rastgelireis.com'da bulabiliyorsunuz. Kendinize çok dikkat edin. Soruları unutmayın. Hoşçakalın.